Fener için pes etmedi diyorlar. Galatasaray içinse Aslan'ın ritmi yok diyorlar. Beşiktaş'ın hala gruptan çıkma ümidi varmış, öyle diyorlar. Yani alayı Galatasaray'a hala mobbing uyguluyor. Ötekilerinin ihtimalleri var ama Galatasaray hala ritim tutturamıyor. Ritim tutturamıyor dedikleri Galatasaray da ligde lider. Önüne gelene de meydan okuyor. 40 yılda bir berabere kalırsa da çullanıyorlar üstüne. Fener'e teselli, Beşiktaş'a yazık oldu, Galatasaray'da hüzün. Kına yakın der gibilerden. Benden size bir yorum. Bu ligi, yani Avrupa Ligi'ni hiçbir takımımız ilk 8'de bitiremez. Yola devam ederse Galatasaray eder, nokta. Avrupa Ligi puan cetveline Galatasaray 36 takım arasında 8. sırada devam ediyor. Fenerbahçe 13. sırada, Beşiktaş son sırada 36. Görün manzarayı. Bunları yüreğim yanarak söylüyorum. Ama bizi yönlendiren, ters algıyla istikamet değiştiren medyaya kızgınlığımdan bunlar. Dev aynasında gösteriyor herkesi. Galatasaray'ı da yerin dibine batırıyor. Rigas'ı yenemeyen Galatasaray en kötümüz. Yazıklar olsun taraflı yayın yapan yılların medya mensuplarına. Onlar Galatasaray'ı kıskanan, Galatasaray'dan korkan karşıtlar. Çünkü yıllardır şampiyon olamıyorlar, meyve veren ağacı da taşlıyorlar. Elbette ki medyada çalışanların da gönüllerinde sevdiği iki renk var. Ve de tuttuğu kulüpler var. Amenna. Herkes bir yere gönül verecek. Lakin gazetecinin de gördüğünü topluma doğru aktarmak görevi var. Bunu çarpıtanlar, toplumu ters algıyla yönetenler, gazetecilik mesleğini kötüye kullananlar. Bunlar varlıklarını meslek başarılarıyla değil, yardakçılıkla sürdürenler. Söyleyeceğim bunların hepsini. Gelelim sadede. Medya Galatasaray'ın şampiyon olmasını istemiyor. Çünkü Galatasaray'ı ve taraftarı şampiyonluğa kanıksamış onların. Galatasaray'ın şampiyon olması gazetelere, TV'lere reyting getirmez. Ama Fenerbahçe şampiyon olursa gazete satışları da TV izleyenleri de çoğalır. Çünkü Fenerbahçe taraftarı dile kolay. Yanlış duymuyorsunuz. 10 senedir şampiyonluğa aç. Medya bundan kendine medet umuyor. Ayrıca mantar gibi yerden türeyen biten sosyal medyadaki boş boğaz laf azanlarda Fenerbahçe'yi gazlıyorlar. Onlara da ekmek çıksın istiyorlar. Günübirlik açıp sönecek hercailer lazım onlara. Nelerine gerek? Yedi veren gülü Galatasaray. Onların işine gelmez. Çünkü Galatasaray şampiyonluklara kanıksamış. Kalite onları doyurmuyor. Şairin dediği gibi, yiyin efendiler yiyin. Aksırıncaya tıksırıncaya kadar yiyin. Galatasaray'ın şampiyonlukları sizi doyurmaz. Açı değil, aç gözlüğü. Hatta yalakayı hiçbir şey doyurmaz. Bilesiniz istedim bunları. Yazık. Galatasaray gibi devlet yönetmiş bir camiada kulübü yönetecek bir akıl birliği yok. İnanılır gibi bir gaflet değil. Galatasaray'ın resmen boğazı sıkılıyor. Bunun da sebebi Türk medyasıdır. Fenerbahçe'dir. Galatasaray'ı yıpratıp Fenerbahçe'yi öne çıkartmak için ülkenin futboldaki tek markası Galatasaray'a haksızlık ediliyor. Galatasaray resmen kıskanılıyor ve Galatasaray'dan korkuluyor. Üstelik Galatasaray Süper Lig'de lider. Avrupa Ligi'nde de 8. sıradaki takım ama medyamız hala Galatasaray'a mobbing uyguluyor ya. Bu affedilir bir hata değil.